Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir matematik oyunu oynayacağız. Matematik oyunumuzun ismi geometrik şekillerin kenarına mandal takma oyunu. Gördüğünüz gibi benim önümde 6 tane geometrik şekiller var ve benim bu oyunumda yapmam gereken şey elimde hangi geometrik şekil var ise o şeklimin kenarlarını sayıyorum ve kaç tane kenarı varsa altındaki rakamlardan bulup mandal takıyorum. Hadi gelin şimdi beraber oynayalım oyunumuzu. Bu şeklimizin ismi neydi arkadaşlar? Üçgendi. Sayıyorum şimdi. Üçgenimin kaç tane kenarı var? 1, 2 ve 3. Alıyorum mandalımı ve bu rakamlar arasından 3 rakamını bulup takıyorum. Ve bir başka örneğe geçiyorum arkadaşlar. Daire. Daireye bakıyorum şimdi. Dairenin kaç tane kenarı var? Hadi gelin beraber sayalım. Bakıyorum. Aşağı giden bir çizgi yok. Yana gelen bir çizgi yok. Yukarı giden bir çizgi yok. Daire. Sıfır. Hiç kenarı yok arkadaşlar. Onun için alıyorum mandalımı ve sıfıra takıyorum. Son bir örnek daha yapalım hep beraber. Evet. Alıyorum sekizgenimi. Bu arada arkadaşlar burada sekizgen ve altıgen var. Belki siz daha önceden sekizgeni ve altıgeni görmemiş ya da hiç çizmemiş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi önemli olan burada şekillerimin kenarlarını sayıp ve rakamı bulup mandal takmak. Sayalım şimdi kaç kenarı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, alıyorum mandalımı ve 8'in üzerine takıyorum. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. 8'in üzerine taktığım için böyle farklı farklı yerlere 8 tane mandal da takabilirsiniz. Şu an öyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. Bu şekilde oyunumu tamamlıyorum arkadaşlar. Siz de evde farklı farklı burada olmayan geometrik şekiller çizip kenarlarını sayıp kaç rakamı çıkıyorsa o kadar mandal takabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber matematik kitabımızdaki çalışma sayfalarımıza bakacağız. Ben nasıl yapıldığını anlatıyor olacağım size. Hadi bakalım başlayalım. Matematik kitabımızdan 111. sayfadayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçaklarım var ve yukarıda 1'den 10'a kadar olan rakamlarım var. Uçakları sayın. Uçakların üzerine sırayla örnekteki gibi 1'den 10'a kadar rakamla sayısını yazın diyor. Burada zaten bana örneğini vermiş. 1, 2. Ben de bir tane yapıyorum. 3. Geriye kalan uçakları arkadaşlar siz 1'den 10'a kadar olan rakamları yazarak çalışmamızı tamamlıyorsunuz. Bir diğer sayfamız 112. sayfa arkadaşlar. Balonlu sayfa. Burada balonlarım var. Baktığımda her bir bölümdeki balonları sayın. Her birine bir balon eklenince kaç balon olur söyleyin ve sonucu rakamla yazın diyor. Bakıyorum arkadaşlar buraya. Kırmızı balonun yanına bir tane daha kırmızı balon ekledim. Toplamda kaç oluyor? Bir balonum vardı. Bir balon daha oldu. Sayalım. 1, 2 sonucu yazdık. Gelelim buraya. İki tane mavi balonum var. Bir tane de ben balon çizdim. İki mavi balon. Bir tane de ben çizdim. Kaç balonum oldu sayalım. 1, 2, 3. Diğerlerini de aynı şekilde arkadaşlar. Sizler benim gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Ve bir diğer sayfamıza geçiyorum. 113. sayfa. Bakıyorum ilk sıraya. Her bir kutudaki balonları sayın. Bulduğunuz sayıları rakamlı kutucuklara yazın diyor. Hadi sayalım pembe balonu hep beraber. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rakamını yazıyorum. Siz de sayıp kaç rakamı çıktıysa kutucuklara yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir alt tarafa geldim. 2 balonun yanına 1 balon daha çizin. Toplamda kaç balon olduğunu kutucuğa rakamla yazın diyor.
Az önce de yapmıştık arkadaşlar. Kutucuğa bir balon çiziyorsunuz ve daha sonra bütün balonları sayıyorsunuz. Kaç balon yaptıysa buradaki kutucuğa sonucu yazabilirsiniz. Bir alt sırada iki tane para kutum var. Paraları sayın ve 10 tane para olan kutuyu bulup işaretleyin diyor. Sayıyorsunuz arkadaşlar paraları tek tek. Hangi kutuda 10 tane para var ise altındaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar matematik çalışmam bitti. Kavram kitabımdaki çalışmalarıma geçiyorum arkadaşlar. Kavram kitabımda 86. sayfada dün, bugün, yarın kavramına geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar dün ne demek onu söylemek istiyorum sizlere. Dün içinde bulunduğumuz günden bir önceki gün demek arkadaşlar. Bugün içinde bulunduğumuz gün yani şu an demek. Yarın ise bugünden bir sonraki gün oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım çalışmamıza. Dün kendini nasıl hissediyordun? Daireyi istediğimiz renge boyayıp gösterelim diyor arkadaşlar. Ben kendimi dün mutlu hissediyordum. Boyamadım, işaretledim. Siz de ister boyayıp ister benim gibi işaretleyebilirsiniz. Siz de buna buradaki duygulardan kendinize göre olan duyguyu seçip işaretleyebilirsiniz. Alta baktığımda bugün kendi nasıl hissediyorsun? Daireyi istediğimiz renge boyayıp gösterelim. Bugün kendisi nasıl hissediyorsanız arkadaşlar duygulardan bir tanesini seçip işaretleyebilirsiniz. En alta baktığımda yarın nasıl olmak isterdin? Daireyi istediğimiz renge boyayıp gösterelim. Yarın mutlu mu olmak istiyorsun? Şaşkın mı olmak istiyorsun? Yoksa sinirli mi olmak istiyorsun? İstediklerinden bir tanesini bulup işaretleyebilirsiniz. Ve diğer sayfamda yine dün bugün yarın kavramı var arkadaşlar. Bakıyorum. Dün hava nasıldı? Daireyi istediğimiz rengi boyayıp gösterelim diyor. Dün arkadaşlar hava hem bulutluydu hem de güneşliydi. Ben bir tanesini işaretledim. Bir alta geliyorum. Bugün hava nasıl? Daireyi istediğimiz rengi boyayıp gösterelim. Evet arkadaşlar siz bu çalışmayı yaparken bugün hava nasılsa buradaki hava durumlarından uygun olanı bulup işaretliyorsunuz. En altta ise yarın havanın nasıl olmasını isterdin? Daireyi istediğin renge boyayıp göster diyor. Yarın hava güneşli mi olsun istersin? Parçalı bulutlu mu yoksa yağmurlu mu olmasını istersin? Bunu sen kendi isteğine göre işaretleyebilirsin. Evet arkadaşlar hafta ve günler. Bir haftada 7 gün vardır. Evet gelin şimdi hep beraber haftanın günlerini sayalım. Bir haftada kaç gün varmış? 7 gün varmış değil mi? Hadi bakalım sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Cumartesi ve pazar arkadaşlar hafta sonu tatil günü oluyor. Şimdi bakalım çalışmamıza. Tatil günlerinde yapmak istediğiniz etkinliğin dairesini boyayalım diyor. Mesela ben hafta sonunda tatilde sinemaya gitmek isterdim. Siz hangi etkinliği yapmak istiyorsanız kendinize göre bulup işaretliyorsunuz arkadaşlar. Kavram kitabı çalışmamız da bu kadardı. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi çalışmalar. Bu hafta beni sınıfının matematik kitabından ödevi 58, 59, 60 ve 61. sayfalar. Hazırsak başlayabiliriz. Evet çocuklar gördüğünüz gibi burada bir sıralama çalışması var. Ve boş bırakılan tişörtler var. Şimdi baştan sayıyoruz ve boş olan tişörtlere hangi sayının geldiğini bularak yazıyoruz. Evet sizler de sayın. Hep birlikte sayalım. 1, 2, 3. Hangi sayı gelir? Yazalım. 5, 6. Hangi sayı geliyor? Yazalım. Evet çocuklar bu çalışma sayfasını bu şekilde tamamlıyoruz. Boş olan kutucuklara uygun sayıları yazıyoruz. Çocuklar gördüğünüz gibi atkıların üzerinde bazı sayılar var. En küçük olan sayıyı sarı renkle daire için alıyoruz. Ondan sonra gelen büyük sayıyı da yeşil kalemle daire için alıyoruz. Burada en küçük sayı hangisi?
Tabii ki 4, değil mi? 4'ten sonra en büyük sayı hangisi? Araya 5 geliyor. Sonra hangi sayı geliyor? 6. Evet, 4'ten sonraki en büyük sayı 6 olduğu için onu yeşille daire için alıyorum. Evet, sizler de en küçük sayıyı bulun. En küçük sayıyı sarı ile işaretleyin. Daha sonra en küçük sayıdan bir büyük sayıyı da yeşille, yeşil kaleminizle daire için alın. Bu çalışma sayfasını da bu şekilde tamamlamanızı rica ediyorum. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi burada bir dikkat çalışması var. Bazı sayılar düz bir şekilde yazılmış, bazı sayılar ise ters yazılmış, değil mi? Ters sayıları görebiliyor musunuz? Evet, ben çoğunu görebiliyorum. Sizler burada bulduğunuz ters sayıları çarpı işaretiyle işaretleyiniz. Evet, burada bir sayı var, değil mi? Daha önce bu sayıyı öğrenmiştik. İçinizde hatırlayan var mı acaba? Evet, sesinizi duyar gibiyim. Doğru tahmin. Bu bir sıfır sayısı. Bakın bakalım masanın üzerinde kaç tane nesne var? Hiç yok, değil mi? Evet, sıfır çocuklar hiç yok demek. Şimdi bu sepetteki tabakları sayalım. 1, 2, 3. Kaç tane tabak varmış? 3 tane. Peki bu sepette hiç yok, değil mi? Yani 0. Buradaki sepetteki tabakları sayalım. Evet. Evet çocuklar, doğru. 2 tane tabak var. Evet. Sıfır şekli sizce neye benziyor? Çevrenizde sıfır şekline benzeyen nesneleri hatırlıyor musunuz? Haydi hep beraber tahmin edelim. Bulduğunuz sonuçları resimleyebilirsiniz. Şimdi sıfır rakamını tamamlıyoruz. Ok gününden başlayarak tamamlıyoruz. Haydi sizler de tamamlayın bu sayfayı. Evet çocuklar, matematik kitabındaki ödevimiz bu kadardı. Şimdi kavram kitabına geçiyoruz. Burada da 68, 69, 82 ve 85. sayfaları yapacağız. Bu ay öğreneceğimiz kavramlardan birincisi gece gündüz kavramı. Gördüğünüz gibi burada iki tane farklı resim var. Biri gündüz, biri gece. Hepsini dikkatlice incelemenizi istiyorum. Daha sonra bu sayfayı kapatacağım. Herkes inceledi mi? Tamam, o zaman sayfamı kapatıyorum. Evet, şimdi size birkaç soru soracağım. Bakalım resimdeki nesneleri hatırlayabiliyor musunuz? Gece resminde sokak lambaları yanıyordu. Sizce doğru mu? Eğer doğruysa daireyi boyayabilirsiniz. Peki, gece resminde sokakta hiç kimse yoktu. Sizce doğru mu? Eğer doğruysa daireyi boyayabilirsiniz. Evet çocuklar, bütün soruları bu şekilde tamamlamanızı istiyorum. Şimdi, evet çocuklar, bir diğer kavramımız da, bu ay öğreneceğimiz bir diğer kavram da sağ sol kavramı. Gördüğünüz gibi yine burada bir resim var. Evin sağında bir araba, solunda ise bir lamba var. Kedinin sağında bir lamba, solunda ise bir yol var. Ağacın sağında bir kız çocuğu, solunda ise bir araba var, değil mi? Evet, resmi dikkatlice incelediyseniz şimdi soruları yanıtlayabiliriz. Resmimi tekrar kapatıyorum. Evet, aklımda bir nesne tuttum. Ve bu nesnenin sağında bir lamba, solunda da bir yol var. Sizce hangisi olabilir? Kedi mi, ev mi? Hangisini doğru bulduysanız onun kutucuğuna bir işaret koymanızı istiyorum. Evet, aklımda tuttuğum varlığın sağında bir çocuk, solunda ise bir araba var. Haydi bakalım tahmin edin. Hangisi olabilir?
Eğer doğru yanıtı bulduysanız kutucuğuna bir işaret koyunuz. Evet, aklımda tuttum. Varlığın sağında bir ağaç, solunda ise bir ev var. Haydi bakalım tahmin edin. Bulduğunuz kutucuğun üzerine bir işaret koyun. Bu sayfada tamam. Şimdi diğer bir sayfaya geçiyoruz. Çocuklar, burada da bir örüntü çalışması var. Gördüğünüz gibi bardağın içindeki bazı bardaklarda su dolu, bazılarında ise boş. İki tane bardağın içinde su var, birinde yok. İki bardakta var. Buraya ne gelmesi gerekiyor? Haydi tahmin edin. Evet, sesinizi duyar gibiyim. O zaman buraya gelen bardağı çiziyoruz. Daha sonra aşağı inelim. Bir dolu bardak, bir boş bardak. Bir dolu bardak, bir boş bardak. Bir dolu bardak. Ne gelir? Evet, duyuyorum galiba sizi. Ne geliyorsa bunun resmini çizip bu sayfayı da bu şekilde tamamlamanızı istiyorum. Teşekkür ederim çocuklar. Bu haftaki ödevleriniz bu kadardı.